tarihi bir sorumluluk, tarihi bir görevle karşı karşıya. 2015 Haziran ayında yapılacak bu seçimlerin hep önemini belirtiyoruz. Önemini belirtmeye devam edeceğiz çünkü başka şansımız yok. Geleceğimizi, kaderimizi, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini ilgilendiren bir seçim. Her seçim kendi çapında önem arz eder. Fakat Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine doğru gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesindeki en sade üyesinden en yetkili organına kadar tarihi bir görev ve sorumluluk düşüyor. Bu görev bilinciyle hareket ediyoruz ve 2015 yılında yapılacak yerel seçimlerde ülkemizin kurtuluşu için üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getirme çabası içerisindeyiz. Güvenin doğrudan doğruya kazanılır. Güven bilinmez. İnanç olsun, cinsiyet olsun, etnik yapı olsun. Biz bu insanları, bu farklılıkların hep zenginlik olarak gördük ve bu zamanlara getirdik. Ve bize emanet edilen görevleri layıkıyla yapmaya ve yüzümüzün akıyla da buralara getirmeye çalıştık. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 10 binden fazla polis yetiştirdim. Yaklaşık eğitimci kadrosundaydım. Ve devletin, devletimizin bize vermiş olduğu imkanlar ölçüsünde Balkanlar'da, Avrupa'da, Amerika'da ve Afrika'da eğitimlerde verdim. Şimdi hayatta ne için çalıştığımızı bilmek zorundayız. En önemli şey ülkemizin kazanması bir. Önce ülkemiz için, insanlar için yorulacak. Sonra teşkilatımızın, partimizin kazanması. Sonra bizlerin kazanması. Bunu sağlamanın yolu da, efendim ben her şeyi yaparım. Süpermen yok. Her şeyi yapamayız. Ama biz yaparız. Görev yaptık. Farklılıkları zenginlik olarak gören, yapan bir anlayışla çalıştık. Görev yaptık. Bunların dışında da yapmamız gereken bu ülkenin birlik beraberliğini korumak, bölünmez bütünlüğünü korumak. Biz sadece gerçek demokrasi manatasında el birliğiyle çalışmayı ümit ediyorum. Ben takım çalışmasını her zaman severim. Bu kulvardayız. Artık tarafımız belli. Bu ülkeye bedel ödeyen hepimiz bedeli. Onun için kimsenin kutsallar üzerine siyaset yapmasını doğru bulmuyor. Ama kutsalların toplum nezdinde, insanlık nezdinde değerinin yıpratılmasını da doğru buluyor. Her biriyle çalışacağımız ümit ediyorum. Bu ülkeyi o zamana kadar biz bürokratlar olarak getirdik. Bundan sonra da bir siyasal süreçte biz de varız dedik. Kabul edersek, vatandaşlarımız kabul ederse bu ülkeyi şu yaşanılan sürecin daha da olması gereken sürece doğru götürülmesi için buradayız. Gereken önümüzde çok önemli bir seçim var. Bu seçim sürecinde bütün arkadaşlarımızın, partilerimizin kendimiz gibi olan insanlarla değil, aynı hedefi yürüdüğümüz insanlarla değil, bizden farklı düşünen insanlarla zaman geçirin. En azından bu seçim döneminde buyurun, bugün bizim için oy verin, bir şeyler değiştiğini göreceksiniz.